Merhaba sevgili seyirciler. Örnek insanların hayatını ve hatıralarını konuştuğumuz anıların izinde programımızda bu hafta da huzurlarınızdayız. Yurt içinde ve yurt dışında dünyanın çok farklı coğrafyalarında şu an ekranları başında bizimle birlikte olan bütün seyircilerimiz hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Programımıza Vav WOW Televizyonu'na hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, coğrafyası, tarihi, alimleri, şairleri, yazarlarıyla ünlü Elaziz'in yetiştirdiği önemli değerlerden, divan edebiyatının günümüzdeki önemli temsilcilerinden, Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı öğretim üyelerinden, Beyitlerin Efendisi, şair, Doktor Ömer Demir. Biraz önce dışarıda böyle sizinle konuşurken, sohbet ederken bir kediyle ilgili, kediyle ilgili hatıranız olduğunu da söylediniz. Bunları evet. e, sizinle alakalı, size ait olan her şeyi e, programımızda, bu sizin biyografi programınız burada konuşmaya çalışacağız. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Nerede doğmuşsunuz? Ee, Elaziz'in Palu ilçesinin e, Andılar köyünün bir çiftliğinde son derece kuşuşmaz, kervan geçmez bir yerde. Evet. Vaktiyle dedemin dedesi o köyü bir Ermeni vatandaştan almış. Adı Boğos. Dolayısıyla oranın adı Boğosi olarak kalmış. Bir yerleşim birimidir tamamıyla. E, amcalarımın kaldığı bir yer idi. Şimdi orası da kalmadı. Orada doğmuş. <laughs> Palo, Palo ilçesinin bir köyünün bir çiftliğinde. Peki yani şu anda orada yerleşim var mı? Ee, Hayvancılıkla uğraştıkları için genellikle yazın hı. oluyor fakat eski gibi yani meskün mahal değildir artık. Size ait orada yerler var mı dededen Vardır. kalma? Vardır, var. evet. gider misiniz siz? Evet, elbette. elbette. Ay, çok güzel. şey doğası çok güzel değil mi? Tabii yani harikadır. Yani Tabii. belki de doğduğum evet. yerdir diye bana öyle geliyor. Hı hı. Bir benzerini yeryüzünde göremedim diye. Ne güzel, ne güzel. İnsana genel <laughs> genelde evet. doğduğu yer kendi köyü evet. hep öyle görünür elbette. Peki çocukluğunuzun geçtiği yer neresi sevgili hocam? Efendim yazları işte bahsettiğim çiftlik diye tabir etmek daha uygun olur zannediyorum. Tam bir köy değil, 5-6 evlilik bir yerleşim birimi, Boğazi. Hı hı. Yazları orada günümüzü geçirirdik, kışları okul için Elaziz merkeze gelirdik. Yani kışın Elaziz'de, yazın Palu'da. Evet. Öyle geçiyorum. Peki şeyin ailenin ilk şairi, ilk öğretim üyesi siz misiniz hocam? İlk şairi benim diyemem. Benden öncekiler var kimler var? Rahmetli Mesela. babamın şiirleri olduğunu biliyorum fakat 12 yaşındayken onu kaybettik. Hayır. Sahip çıkamadık. Farsça söylemiş. Onu duyduk. Babamın babasının divanı olduğunu biliyoruz. Yine Farsça. divan edebiyatıyla ile ilgililer. 17. yüzyılda 11. dedemiz Bağdat'tan El Azize Pavlo'ya gelip yerleşmiş. <laughs> Bağdat'tan gelmişler. alim, ulema, mutasavvıf, şair, çok yetişmiştir. Ancak resmi anlamda üniversite okuyarak, fakülte okuyarak e, akademisyen olan bir benim ilk olarak benim. Benden Siz sonra küçükler var. Gelenler var. Yine edebiyatçı olanlar da var. Amcam torunları. Fakat ilk olan zannediyorum benim. Peki ya dedeye ait böyle e, hiç böyle şiirlere, divanlara hiç e, hiç bir şeye araştırdım. Maalesef şimdi oralar biraz karışık yerler. E, vaktiyle yangınlar çıkmış. Hükümet binası yanmış, bütün arşivler kül olmuş. Bir takım askeri harekatlar düzenlenmiş. Dolayısıyla geçmişten pek bir şey vesika niteliğinde kalmış değil. Kalmamış. Işte. Ama menkıbeler çoktur. Halk dilinde hmm. menkıbeler çoktur. Sultan Abdülhamit Han, cennet mekan, dördüncü dedeme sancak göndermiş türbesinde. Dedelerin türbededir ha. benim. Türbeleri vardır. Çok güzel. Ona sancak göndermiştir. O sancağın tabii tutunacak şey kalmış sadece orada. O da ziyaret edilir yani, mübarek ha, çok, kabul edilir. Çok güzel, çok hoş. Biz bu programımızda özellikle başından beri e, programa başladığımızda veya programın ortalarında... Şimdi konuştuğumuz, bak dedeleri konuşuyoruz, onlar hayatta değil. Biraz sonra anneyi babayı konuşacağız, işte kimler var kimler yok. Ama hayatta olmayanlara, e, bugün e, ruhu bizimle birlikte İnşallah. E, olan büyüklerimize, dedelerimize, nenelerimize koçalarımıza Cenab-ı Hak'tan gani gani rahmet, rahmet diliyoruz, diliyoruz. Sevgili seyircilerimin, sevgili arkadaşlarımın onların da ölmüşlerine Cenab-ı Hak'tan rahmetler diliyoruz. Hayatta olanlara da annelerimize, babalarımıza sağlık ve afiyetler diliyoruz. Anne ile baba ile ilgili şiirler var mı hocam? Gazeller? Siz... Efendim divan edebiyatında <laughs> yüzyıllar içinde gazelin konusu muhtevası adeta heykelleşmiştir. Çok çok nadiren bunun dışına çıkılır. Bilhassa Leyla Hanım'da gördüm. E, divan şairelerimiz aile fertlerini şiire fazlaca katmışlar. Kardeşi üzerine yazmış Leyla Hanım. Anne baba pek yoktur. <laughs> şeyde. Çünkü anneye şiir yazılamaz ki. Annenin kendisi şiir evet. zaten. Ben e, pek çok programlarımda şöyle bahsederim. Anne ne? Anne Allah'ın kulunu okşamasıdır. Allah'ın kulunu okşama fiilinin insan şeklindeki görüntüsü Çok annedir. Evet. Bunun şiiri olmaz. Çok denedim. Çok denedim. <laughs> Anneye şiir yazılamıyor. Babamı küçük yaşlarda kaybettim. Ee, yani küçükken yani. birkaç şiir de yazmıştım. Epey de dokunaklıydı fakat daha sonra tabii eliyor. Ee, insan şairlerde bu vardır. Zaman zaman şiirlerini elerler. Günümüze gelinceye kadar e, önümüzdeki önünüzdeki şiirlere gelinceye kadar belki yüzlercesi elendi gitti. Günümüze gelenler bunlar. Babama yazmış olduğumu hayal meyal hatırlıyorum. Fakat anneye şiir yazılamayacağını bu yaşta öğrendim. Peki. Anne, anne şiire sığmaz. Var mı böyle aklınızda kalan babayla ilgili o şiirden? Ya mümkün olduğu i̇şte, kadar sevgili hocam benim sizden istirhamım ee, ya bu birazcık e, bol şiirli olsun Siz, çünkü Estağfurullah. gerçekten Estağfurullah. sizin hakikaten şiirleriniz gazelleriniz o kadar güzel o ya şimdi işte biraz sonra sevgili seyircilerimize bestelenmiş olan e, o bir tane gazeliniz var e, çok odi bestekar çok sevgili dost şeyini pek hocanın bestelediği hem aynı zamanda niyazdır o duadır ee, onu dinleteceğiz hem programımızın birinci bölümünde ben aslında izniniz olursa ikinci bölümünde de aslında programı da onunla kapatalım isterim ee, çok güzel böyle mümkün olduğu kadar aralara böyle şiirle girerseniz ben çok hoş olur çünkü biz efendim. sizin programlarınızı takip ediyoruz. Ee, ...Diyanet TV'deki programlarınızı takip ediyoruz. Gerçekten çok hoş. Şiir aslında nedir hocam ya? Şiir, e, siz çünkü şiire çok farklı yaklaşıyorsunuz. Çok farklı bir... <gülüyor> evet. <gülüyor> Derslerde onun tanımı tabii biraz ruhsuz yapılır. Öyle üretilmesi gerekiyor. Çünkü çok fazla... E, ...pürüzlü noktaları vardır şiirin. İşte duygu ve düşüncelerin belli bir ahenk içinde... ...sözlü ya da yazılı evet. ifadesine şiir diyoruz. Fakat şiir hepsi bu mu yani? Bu, bu şiir mi oldu şimdi? Hayır. İnsandaki tamamen mucize olan kelam yeteneğinin en estetize olmuş biçimine şiirdir. Aa çok güzel. İnsandaki kelamın tıraş edilmiş, inceltilmiş, güzelleştirilmiş, en etkili ve lezzetli kıvama getirilmiş biçimine şiir diyoruz ve güzel sanatların şahıdır. Çok güzel. Güzel sanatların diğer şubelerinde azıcık kusur kabul edilir. Ancak şiirde geçer not 90'dır. Aşağısı şiir değildir. Çok güzel olur. olmak şiir için kusurdur. Şiir muhteşemse şiirdir. Bunu her zaman söylerim. Şiir muhteşemse şiir ve bir metnin önünüzdeki parçanın şiir olup olmadığının kıstası nedir nasıl anlarsınız? Bir tahmin yürütebiliyorsanız o şiir. Hiçbir baskı, yönlendirme olmaksızın önünüzdeki metin ezberden ezbere, dededen toruna önümüzdeki yüzyıllara kalabilir mi? Kalabilir diyorsanız o şiirdir. Şiirdir. Ne güzel. Yoksa zorlamayla, destapherne <laughs> koymayla sınavda sorarım ha. Demekle bir şey şiir olmuyor. Olmaz. Olmuyor. Peki bir tane lütfeder misiniz sevgili hocam? Estağfurullah efendim. Böyle şey, hiç... Şeyden geldi aklıma. Sözünü bilen kişinin yüzüne ağrı da bir söz. Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz. Kişi bile söz demini, demeye sözün kemini bu cihan cehennemini sekiz uçmağı da bir söz. Sözünü bilen kişinin evet unuttum orayı bakın. Evet. Yunus Emre'den idi bir de Aşık Paşa'dan. Her kim bana ağyar ise hak Tengri yar olsun ana. Her kancaru varur ise bağu bahar olsun ana. Bakın bu İslam ahlakıdır. Bilmiyorum. Düşmanı için dilediği şeye bakın. Her kim bana ağyar ise Allah Allah dost olsun. Evet, o bana olsun. el her kim evet. bana el ise düşman ise Han. hak Tengri yar olsun ana. Allah ona dost olsun. Ne kadar güzel. Her kancaru varur ise bağu bahar olsun ana. Düşmanı için bile yaptığı temenni budur. Eyvallah. Yani aslında sizin şiirliğinizin şairliğinizin temelinde dedenin, dedelerin, babaların yani onların böyle bir şeyini Efendim, etkisini... Efendim, küçükten şiir ortamında büyüdüğümü söyleyebilirim. Rahmetli babam hem kendisi şair idi, hem de çalar söylerdi, meczuptu, dervişti, çılgındı. Albane var ya şu kadiri i zikirleşinde Zikir eşiğinde, onu adeta konuştururdu küçüklüğüm e, bunlarla geçti diye Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet elbette. Hatta şey vardı. Mesela bilmiyorduk o zamanlar. E, evlerde Hamza nameler okunur. Battal Battal Battalname, <laughs> Battal Gazi destanı. Evet. Her faslın sonu şöyle biterdi. Failatun failatun failat Hazreti Peygambere ver salat. Çok güzel. Bu failatun ne? O zamanlar anlamazdım. Sonra geldim, okudum Edebiyat Fakültesinde meğerse failatun aruz ölçüsünün tef'ilesiymiş, kalıbıymış. E, liselerde çok sıkıntılı bir bulmaca gibi gösterilir, çizgi nokta çizgi. gereksiz sanılır ama <laughs> o failatünler aslında Doğu aleminin notasıdır, <laughs> notadır. Batıda do-re-mi-fa neyse, Doğu'da faialatun odur. <laughs> Bestelenmek için kaleme alınan parçalarda makamın alt yapısıdır ve aruz ölçüsüyle yazılmış bir şiir orkestra eşliğinde dinlenilmeden failatünün neye yaradığı anlaşılmaz. Yani. Orkestra işinde dinleyeceksiniz ki onlar neymiş anlaşılsın. Yoksa bulmaca olur. Nitekim öğrencilerimiz ofluyorlar, pufluyorlar. Hocam bu ne? Bunu bulmasak ne olur? Diyorum ki on binlerce divan şairi hepsi şiirleri niye buna uydurdular? Sizce o kadar gereksiz miydi? Demek var bir hikmeti ama siz sadece kağıt üzerinde görüyorsunuz. Kulaktan dinlemediğiniz için failatünün ne demek olduğunun ve ne kadar gerekli olduğunu... E ...anlatamıyoruz biz Sevgili hocam çocukluğunuzu konuşuyorduk. Yani dışarıda hatta... ...programa gelmeden önce de... kedi ...kedilerle ilgili böyle çocukluğunuz nasıl geçti? Birazcık çocukluğunuzu <laughs> anlatır bir mısınız? Hatıramda da yazdım. Kedileri ve atları çok severdim. Rahmetli babamın da at merakı vardı. Çok da başım kırılmıştır düşerken. Rahmetli Cüneyt Arkın'a özenirdim. Dört nara sürerdim. Orada düşerdim attan. <laughs> bir kedimiz vardı ben... Hiç unutmuyorum. Henüz hocam okula, okula burada kaç gitmiyorum. yaşındasınız? Ee, bu i̇şte siz... bu yaşlardayım. Henüz okula gitmiyorum. Aa, beş, şey... beş, altı o civarındayım. İlk fotoğrafınız mı bu sevgili en hocam? En küçüğü. Ben... Daha küçüğü de var. Var değil mi? Var, var. Rahmetli babamın kucağında olduğum <laughs> bir fotoğraf var. Tamam. Bu evet. yaşlardayım. İşte köydeyiz. Pallı'nın bahsettiğim köyünde. Oldukça iri, şişman, yaşlı, çirkin bir tekir kedim var. Ama kedi o kadar iri ki yani korkutuyor ve ben onu o kadar seviyorum. O da beni o kadar seviyor. Birbirimizden ayrılamıyoruz. Beraber uyuyoruz, beraber kalkıyoruz. Çok güzel. <laughs> bu diğerleri korkuyorlar. Ya yaklaşma buna. Çünkü çok iri bir hayvan o zaman. Gece yat, hala o mırıltılar kulağımdadır. Hala beraber uyurduk çünkü biz. Hey gide hey. Çok bir güzel. gün bu tekir kedimiz hastalandı. Artık benimle oynamaz oldu. Çok sevdiği şeyleri bile yeme yememeye başladı. Kenarlara köşelere. Çekiliyor, ortaya çıkmıyor. O kadar üzülüyorum ki. Annem de, selam olsun kendisine şimdi, e, beni teselli ediyor. Diyor ki, oğlum bunlar dokuz canlıdır. Bunlar ölmez, korkma. Kediler evet. için diyor. Ve e, vakit saat geldi. Merhum Cahit Sıtkı'nın dediği, ne ilersin ölüm herkesin başında. Meğerse bizim kedi için de geçerliymiş bu. Kedim bir iki kasıldı ve vefat etti. Hiç unutmuyorum. Annemin eteğini çektiriyorum Ayaklarımı yerlere vuruyorum. Ses daha hani ölmeyecekti bunlar? Hani bunlar dokuz aylık, canlı, <laughs> dokuz canlıydı, canlıydı filan diyordum. Yani bu şey aklımda. evet Peki böyle çocukluğunuzda unutamadığınız başka e, ne neler oynardınız? Bilga vesaire yani var mı öyle bir? Çok şey oynar. Şimdiki çocuklar dinlesinler bunu. Eyvah. Ekranlara, tuşlara ve kulaklıklara mahkum. Çocukluğundan uzak çocuklarımız var. Benim çocuklarım böyle maalesef. Bizim çocukluğumuz sokaklarda geçerdi. Çamur Toz toprak içinde. Fakat o sokak bizim cennetimizdi. Sabah çıkardık, akşama kadar korkumuzdan eve gelemezdik. Gelsek bırakmayacaklar. Bırakmayacaklar, artık oyun yok. E, aç bir ilaç, akşama kadar oynardık, buz üzerinde kayardık, akşamleyin gelir düşer yatardık. Hiç unutmayın, bizim Gördüm. çocukumuz bu. Ve sayamayacağımız kadar oyunlarımız vardı. Ne gibi mesela? Evet. E, siz bilirsiniz evet. ama şimdi çelik çomak, şimdiki çocuklar bilmiyorlar. Bilmiyor. Çelik çomak diye bir oyunumuz vardı. Evet. Efendim saklambacın her türlüsü. E, o uzun bilmem ne diyorlar, birbirimize binerdik. O e, bir şey? şeyler, filmlerde. Ben Cüneyt Harkın olurum. Tahtadan kılıçlarımız vardı. Neler neler. Her türlü oyun vardı ve bunlar hakikaten hem fizyolojinin, hem ruhun, hem hayal gücünün, hem zekanın gelişmesinde biricik faktördür. Evet. Bu Hayatımıza biraz bodoslamasına giren ve henüz hazmedilmemiş olan görsel eğlence aygıtları belli bir yere itilirse çocuk tekrar çocukluğuna ve oyun, e, oyununa kavuşursa sanıyorum gelecek nesiller çok daha sağlıklı büyüyecektir. İnşallah. Sizin böyle hiç unutamadığınız e, mesela böyle zaman zaman e, bazı konferanslarınızda, bazı programlarda da anlattığınız bir bilgi hikayesi var yetim. E... Evet bir e, lütfeder misiniz lütfen? Ee, Efendim, e, tabii İslam kültürü e, Kur'an-ı Kerim'de yetim üzerine çok durur. Malumdur hocam. فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرُ Ya da şu anda iki, aklıma gelen iki yer. Başka pek çok yerde de yetim geçer. Ne demek yetim? Yetim babası olmayan küçük çocuk. Annesizlik çok daha acıdır ama evin içindedir annesizlik. Babasızlık hayatın her safhasında. Bunu ben yaşadım. Yani evlenmede, kız istemede bile baba lazım, baba yok ortada. Evet. Hatırlıyorum, e, okullarda biraz da o zamanın anlayışsız adetleri. İlk derslerde yeni derse başlayan hocamız herkes kalksın, kendini tanısın, babası ne işi yapıyor? Tamam. E, benim babam yok. O ilk derse girmezdim biliyor musunuz? Of. Ve baban ne iş yapıyor, kimin oğlusun demesinler diye bucak bucak kaçtığı, kaçtığımı bilirim. Babasılık böyle bile yani hiçbir organın eksikliği onunla yarışamaz. Tam bir sakatlık, ruhen sakat kalma halidir. Yetim olmak böyle bir şey. Evet. Allah bunu bilmiyor mu? Biliyor. Onun için yetim diye bir kavram indirmiş. Başka hiçbir anayasada, hukuk düzeninde, medenişi de yetim yoktur. Kur'an'a ve İslam'a mahsustur. Bu o kadar toplumumuzda yerleşmiştir ki yetimin özel bir yeri vardır. Yetim küçük evliya demek. Yetimi sevindirmek, yetimin rızasını almak, yetimin kalbini incitmemek. Küçük yaşlardan beri bize verilen en temelli nasihatlerden birisidir. Bir arkadaşımla oynuyorum. 5 7 8 okula gidiyorduk. 7 8 yaşlarındayız. Bilya oynuyoruz yerde. E, Misket deniyor şimdi. Bu arkadaşımın babası iki ay önce vefat etmiş. Yani o yetim. Biz oynarken evden bir büyüğüm beni çağırdı. Ben de oyunun bozuldu diye biraz da canım sıkıldı. Yani oyunu mu bozuyor? Gittim ne var yani gibilerden. Dedi ki oğlum sen o arkadaşına yenil. Bırak o kazansın. Ben oğluma yine bilye alırım. Ama of ona fark ettirmeden bilyeleri ona ver. Yaptınız mı öyle? Tabii yaptın O zaman anlayamadım. Kızmıştım ama bir gün böyle söylemiş. Sonradan anlıyorum. Yetim işte böyle bir şey. O da sevindi değil mi? Kazanınca falan. Elbette. Evet elbette, ben kazandım. Yendiğini sandı. Amaç, amaç aslında evet. onu sevindirmekti değil evet. mi? Bir ben şunu da sevindim. görmüşümdür. Bu adetti mesela bahçelerde çeper vardır. Şimdi hala var mı bilmiyorum. Yani sınırdır. Bir bahçenin bitip öbür bahçenin başladığı yerin arası çeperdir. Hı hı. El, elma ağaçları vardı. Ağaçların dalları öbür bahçeye sarkıyor. Yan bahçedeki komşumuzun babası ölmüş. Evin babası gitmiş çocuklar yetim. Elmalar sirkelenince yani hasrat alınca o bahçeye uzanan dalları oraya sirkelettirirlerdi. Onların bahçelerine düşün. Onlar güzel. hiç görmezdi bile. Böyle bir kültür vardı. Anadolu irfanı bu ya yani. Anadolu'nun güzelliği. Elbette elbette. Günümüzde peki yok mu? Umuyorum vardır fakat... Ee, diyorum ya Hı. bazı şeyler topluma hazmedilmeden, hazırlıksız toplumu yakalamıştır ve aynen yüzüne ışık tutulmuş bir tavşan gibi kala kalmışızdır, kamaşıp kalmışızdır. Bilgisayar bunlardan biridir. Ne yapacağını, onu nereye koyacağımız hala belli değil. Ya bütün hayatımızı elimizden alacak ya da onu bir yere koymamız lazım. Günümüzde siteler, apartmanlar, gökdelenler, bazen taziye eviyle düğün evi, Aynı binanın içindedir ve birinin diğerinden haberi, haberi yoktur. yoktur. Aynen. Her İstanbul'da bırakın büyük, yetimi, yetimi büyük bırakın. Şehirler. Bunda bunda bile böyle. Evet. Umuyorum ki bu hazım olayı gerçekleşince artık her şey yerli yerine oturunca tekrar mahalle dediğimiz eski sıcak kültür geri gelecektir. Evet. Ama siz bu mahalle kültürünü çok sıcak bir şekilde yaşadınız değil mi hocam? Son nesillerden. Yani onu evet. sıcak bir şekilde yaşayan son nesil. Oyun oynadım. Başım kırıldı. Kavga ettim. Sokaklarda bunlar vardı. Şimdi sokaklarda çocuk yok. hiçbir şey. Çocuk evet. göremiyoruz. Çocuk çığlıklarının gelmediği yer yer midir Allah aşkına? Aslında çocuklar var ama kendi dünyalarını bir bakıyorsanız Bir çocuk tek başına çığlık atıyor. Bir bakıyorsunuz gülüyor kahkahalar falan. Evet. Allah Allah kime gülüyor? Neye gülüyor? Elinde küçücük bir evet. tane bir teknolojik evet. bir alet var. Bütün dünyası evet. orada oraya gülüyor. Oraya bir şeyler yapıyor. Evet, Mevlana'nın evet. Mesnevisinde şiir olarak da geçer. Bizzat hayatında da bir olay olarak nakledildiğini bir yerde okumuştum. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Konya'dayken işte bulundukları yerde mekanda 3 yaşındaki bir çocuk henüz yürümeyen bir çocuk sürüne sürüne damın ucuna kadar gidivermiş. Çok tehlikeli bir yerde Allah. duruyor. Anne baba kalabalık toplanmış çocuğu korkutmamaya çalışıyor yoksa düşer. Çocuğu çağırıyorlar. Gel bu tarafa. Çocuk bakıyor, gülüyor, gelmiyor. Ne yapsak? Çok tehlikeli bir durum. Evet. Mevlana'yı çağırıyorlar. Kamil adam, büyük adam. Gelip bakıyor. O da çağırıyor. Gel evladım gel. Çocuk yine gelmeyince. Mevlana Celalüddin Rumi diyor ki bu yaşta bir çocuk getirin bana çabuk. Onunla aynı yaşta. Üç yaşında bir çocuk bulup getiriyorlar. Kucağına alıyor. İki, gel buraya bak arkadaşım burada. gel. Buyur, Hemen sen... çocuk veriyor. Yaşıtı olan arkadaşıyla oyunun yerini bu ruhsuz ekranlar tutar mı hiç? Mümkün değil. Tutar mı? Maalesef. Evet. Üzülerek söylüyorum. Çocuklarımızın olanca çocukluğu, gençliği, enerjisi, hayatiyeti ekrana geçiyor. Evet. Çocuk posa gibi kalakalıyor. Evet. Saatlerce öyle bekliyor. Evet. Bazen yanındakine yalvaran gözlerle bakan çocuklar görüyorum. Evet. Ne, ne istediğini de biliyorum. Mutfaktan su gidip su içecek, gelecek ya bu kala kalamaz. O şekilde susuzluk çeke çeke saatlerce bekleyen çocuklar bilirim ben. Evet. Aciliyet kesbeden bir konudur. Bütün psikologların, devletin hatta bu konuya eğilmesi lazım. Nesli kaybediyoruz. Eyvallah. Sevgili evet. hocam, peki yani çocukluğunuzu konuşuyorduk. Aileyi de konuşalım. Aile, anne baba... Baba Babada şairlik var dediniz. Ne iş yapıyorlardı? Ee... Efendim az önce bahsettim. 17 ya da 18. yüzyılda bir göç olmuş Bağdat'tan. <laughs> gelip Türkiye'ye vermişler. Bizim akrabalarımız yani o kol. Evet. Bizimkiler gelip Palu'ya yerleşmiş. Seyyid Ali Bağdadi. En büyük dedemizin adı. Evet. 11. dede. 11 nesil var aramızda. Daha sonra o zamanki Osmanlı Devleti yardım etmiş. Yer vermiş. Arazi vermiş. Çünkü alim bunlar ilim ehli, tasavvuf ehli, büyük şeyhler yetişmiştir. En son e, şu anda o çocuk benim. Elimi dizine koyduğum kişi büyük amcamdır. Şeyh Abdülkadir Efendi. E, pek çok müridi sofisi vardı. Şu anda e, köyümüzde, köyünde medfundur. Taluda da bildiğim kadarıyla adına bir cami yapılmaktadır. Çok Allah hakkısı olanlardan razı olsun. Amin. E, babamın abisidir. Arkamdaki babam. Ha, çok hoş. E, o çocuk da ben. Yani bu fotoğrafı çektiğimizi hayal meyal hatırlıyorum. Kendisi hacca gidiyordu, geldi Elazığ'da Elazığ'da çektik. Ondan sonra hacca gitti. İlk hacısı mıdır? O zamanki ki ilkti. Daha sonra bir daha gitti. 70'lere kadar yaşadık yani. Babamdan sonra da yaşadı büyük amcam. E, alim, ulema, tasavvuf ehli evet. insanlarıydı. E, i̇ş olarak bildiğimiz resmi bir işi yoktu. Babamın da öteklerinde hayvancılıkla e, ziraatla falan uğraşırlardı. Biz daha sonra Elazığ'da e yerleşmişiz. Tabii benden önce yerleşilmiş. Ben Elazığ'da okudum. İlkokuldan üniversiteye kadar. Evet. Okudum. Bu arada üniversitede Bahattin Ögel hocanın da öğrencisi olduğumu gururla burada ifade edeyim. Kendisinden ders almış birisiniz. Çok hoş. Çok hoş. Peki, aslında ilk okula geleceğiz de ilk okula gelmeden önce, sizin bestelenmiş münacaatlarınız, gazelleriniz, şiirleriniz var mı? Yani farklı bestekarlar tarafından gönderiyor musunuz? Yani bestekarlara şiir gönderir yani, misiniz yoksa onlar mı bulur alırlar bir yerlerden? Dostlarımdır. Bilirler. Hı. ve okuduklarında bunu besteleyeyim derler. Ben de olur derim. Çok Yoksa Çok güzel. Bizzat ne kadar vardır beste hocam? 3-4 tane. 3-4 tane. tane Peki onlardan bir tanesi benim de çok sevdiğim ve e, daha önce yine anıların içinde kullandığım e, çok güzel bir e, ben ilahi diyorum çünkü sözler gazel, tamam siz gazel diyorsunuz ama bir münacaattır bir yalvarıştır, bir evet. niyazdır, bir duadır. Dolayısıyla bir ilahidir. Bir sözler size ait. Beste Hüseyin İpek Udi, evet. bestekar Hüseyin Selam İpek. Olsun evet buradan da sevgili Hüseyin Hocam'ı sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ve dinleyelim mi sevgili hocam bu gazelinizi? Ne güzel olur, ne Peki. güzel olur.

benim her müşkülüm lütfunla sen asan buyur. insan. Kalkayım hem yesiyer yeksan buyur lütfen tut kalkayım hem yesiyer yeksan buyur Gelsin o davete susur Affeyledim şanım budur Gelsin o davete susur Affeyledim şanım budur Gel ey kulum ey pür kusur Ey cümleden noksan buyur Gel ey kulum ey pür kusur Ey cümleden noksan buyur der der değilmem fani olan kalsın demem ben ihtiyar olsam ne gam 80 buyur 90 buyur kalbim ki aşktan serteser yangın yerin Den bin beter mecnun dahi bundan diler bir zerresin ihsan buyur mecnun dahi bundan diler bir zerresin ihsan buyur Gül sarı ümit solmasın avucum dahi boş kalmasın Gül sarı ümit solmasın avucum dahi boş kalmasın bir damla zayi olmasın Ey rahmeti Nisan buyur, Ey rahmeti Nisan buyur. Kendinize sağlık. Ne kadar güzel bir ses. Çok resim. teşekkürler efendim. Bir de uşak makamı, evet. aşıklar makamı. Bu arada bir şey eklemem lazım. Araya laf girdi de unuttum. Benim şiirlerimi en çok besteleyen Zat Sabri Balta isimli bir hocamızdır. Hı hı. Kendisi e, ünlü Alman şair yazar ve yazarı Güte ile Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerini doktora tezinde karşılaştırmıştır. Aa, çok güzel. Evet. Çok güzel. Kendisi bizde Ama... doktor öğretim üyesidir. Buradan selam olsun kendisine. Çok çok şiirimi kendileri bestelediler Best. sağ olsun. Aa, çok güzel. Evet. Ama bu beste gerçekten çok harika. O Hüseyin Pekrenci İş... de harika gerçekten, gerçekten evet. çok harika. Çok duygulu. Evet. Ben her dinlediğimde gerçekten çok duygulanıyorum. Hem böyle iki usta, iki ustanın, iki usta sanatını konuşturmuş. Gönlünüze sağlık. Hem sizin gönlünüze sağlık hem sevgili Hüseyin abinin gönlüne sağlık. Peki hocam ilkokul. Aslında ya biz bunları tabii konuşuyoruz. İlkokul, ortaokul, lise konuşuyoruz. Birazcık da yani sizin o dönemin eğitimine de yani eğitim, öğretim durumu nasıldı? Yani birazcık da... E, Evet. Oralara yani vurgu yapıyoruz. Yani sanki bugünkü evet. ilk öğretimlerle böyle mukayese açısından da en çok sevdiğiniz ders bir cezalandırma olur muydu? Evet. Yani nasıl geçti ilkokul yıllarınız? Efendim, hem sistemden kaynaklanan bir aksilik diyelim hem de babamı yeni kaybetmiş olmanın sarsıntısı. Biraz da o zamanki büyüklerimin ihmalkarlığı. Ben Deniz'i lise olarak teknik lise elektrik bölümüne verdiler. Ben aynı zamanda elektrik teknisyeniyim. Fakat yeryüzünde benim kadar elektrikten uzak, yeteneksiz bir insan düşünülemez. Evet. O kadar çok elektriğe çarpıldım ki sonunda beni atölyeye sokmamaya başladılar. O şekilde mezun oldum. En sevdiğim ders edebiyat tabii. Edebiyat. Edebiyatı seviyorum. Ee, sınıfımız 21 kişiydi. Elektrik bölümü 21 kişi. 20 tanesi evet. şu anda elektrik evet. mühendisidir. Bir tanesi edebiyatçıdır. İmalat hatası o ben. Estağfurullah. <laughs> ee, burada kaç yaşındasınız sevgili hocam? Orta 2 orta iki. Evet orta ee, sınıftayım. İlkokul, ortaokulu orta aynı okul. yerde mi okudunuz? Yok, ilkokul ayrıydı. Atatürk Nerede okudunuz ilkokulu? Ela Elazığ'da. Mehmet Elazide. Zeki İlkokulu idi. O zamanki, hmm. benim zamanımdaki adı. Daha sonra değiştirdiler. Ee, İsmet Paşa İlkokulu oldu. Bu ortaokul, orta, orta iki'de Atatürk Ortaokulu. Atatürk Ortaokulu. Orta ortaokul lise o da mı ayrıydı? Tabii. Lise dedim lise. ya. Evet, evet, şey, endüstri meslek lisesi. Endüstri evet. meslek lisesine verdiler. Evet. Peki kaç kardeşsiniz sevgili hocam? Efendim, eee rahmetli babamın vefat etmiş olan ilk hanımından 3 abim bir ablam var. Hı hı. Benim annemden bir küçük kardeşim var. Evet. Benden işte bu. İkimiz evet. aynı annedeniz. Evet. Evet. Hayatta ee, mı abi? Bir tane abim kaldı. En küçük abim kaldı. Ablam, diğer iki abim öbür tarafa gittiler. Rahmetli oldular. Allah Bunlar rahmet eylesin. Evet. Peki, e, baba e, 12 yaşında, siz de 12 yaşındayken evet, vefat bu etti. Bu da 9 yaşındaydı benim küçüğüm. Turgut, evet. Çok hoş. Peki, e, e, anne, valide hayatta şu hayatta, anda. Hayatta, hayatta. E, Van'da sizinle birlikte mi? Evi bizim evdir. Şu anda tedavi amacıyla kardeşimin yanında bulunuyor. Bazen evet. misafirliğe gider. 98 yaşındadır. Hayır maşallah. Allah maşallah. ömür verirse 2 sene sonra 100 olacak inşallah. İnşallah. İnşallah <laughs> sağlık ve afiyet diliyoruz. Buradan <gülüyor> selam <gülüyor> ve hürmetlerimizi gönderiyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Çok teşekkür ederim. Ne Çok güzel, ne güzel. Ne güzel hayatı analarla yaşamak. Evet. Yürekleri temiz, evet. alınları ak, duyguları evet. bile haramdan uzak sıcak kanalar bile. İşte dilerim. annelik diyorum ya Allah'ın kulunu okşaması annelik. Evet. evet. Bundan 5-6 sene önce ki ben şu anda 60'ın üzerindeyim. 5-6 sene önce de 50'nin üzerindeydim. İyi. Çoluk Çocuk çocuğu İstanbul'a göndermişim evde tekim. Annem de yine Bartın'da kardeşimin yanında telefon açtı. Ne yapıyorsun? Ne İş işte uğraşıyorum bir şeyler okuyorum falan dedim. Tek misin? Tekim dedim. E, tekiler gittiler. Sen evde tek misin? Tekim. Ciddi ciddi endişelendi. Bak korkmayasın. Evet, Ve çok... ben 55 yaşındayım o zaman. Çok güzel. Annelik böyle bir şeydir işte. çok güzel. Çok hoş. Evet. Peki hocam, e, endüstri meslek lisesi endüstri, elektrik bölümü elektrik bölümü bitti. Ondan sonra Ondan sonra ondan sonrası da bir alem ya. Üniversite sınavına girdim. Hiç beklemediğim bir puan aldım. 427 puan o zamanın puanı. O zamanlar böyle sayısal sözel diye bir şey yok. Evet. 1977. E, Erzurum Tıp Fakültesini kazandım. Çok güzel. Bu e, lise fotoğrafı mıdır hocam? Evet. Bu işte elektrik teknisyeni olduğum yetim zamanlar. Şimdi kötü rüya görsem hep kendimi hala atölyede görüyorum. O kadar <laughs> beceremediğim bir işti bu. Çok yüksek puan aldım. Fakat o zamanki maddi imkanlarımızda yol parası bile bulamadık ki Elazığ'dan Erzurum'a. Evet. Gidelim. Okuyamadım o sene. Yurt yok bir şey yok 1977. Bir evet. yerde üniversite okumak için orada ev tutmanız lazım. Evet. Ben de yol parası bile yok. Hayır. Gidemedim. Gitmediğime de doğrusu sinsi bir sevinç duyuyorum. Çünkü ben doktor olmak istemiyorum. Ailem filan bastırıyor. Üzülüyorlar. Ben de yanlarında güya üzülmüş gibi yapıyorum okuyamadığım için. Fakat umurumda değil. Ertesi sene edebiyata gittim. Yerimi buldum. Başka da hiçbir şey olamaz. Edebiyat, e, ki edebiyat? Elaziz'de. Elaziz'de, evet. evet. Hocalarımız, Bahattin Ögel, az önce bahsettim. Kaya Bilgegil, Hüseyin Ayan. Edebiyat alemi bu isimleri çok iyi tanırlar. Evet. Bunlardan ders aldık ben birinci sınıftayken merhum Orhan Okay o zamanlar doçente Osmanlıcamıza gelirdi. Çok Hı. büyük bir edebiyat hocasıdır. Yeni edebiyatta eşsizdir diyebilirim. O bize Osmanlıca servis dersi verirdi. Peki o zamanlar böyle yazma çizme başlamış mıydı sizde şiir vesaire? Ben de şiir <gülüyor> <gülüyor> 9 yaşında başladı. Bu yazdığımın şiir olduğunu sonradan fark ettim. Bilmiyordum. Ee, babamı bir yakınımız babamı üzmüştü. Ben de babamı çok severdim. Yani o üzüldüğü zaman gökler yıkılırdı. Üzen kişiye bir hicviye yazdım. Şiirle onu hakaretler ettim. Küçülttüm, karikatürize ettim. Fakat bu yazdığımın şiir olduğunun farkında değilim. Bu aklınızda mı? Bunu daha Yok sonra... hiçbir şey aklımda Hiç kalmadı. Bir... Onlar gitti evet. zaten. Meğerse o zamanlar stajını yapıyormuşum bu işin. Ee, güzel. Daha sonra büyüdüm liseye geldim. Aman Allah'ım bunu ben mi yazmışım? Hem de 9 yaşında. Bazı şeyler nasıl olduğunu bilemezsiniz. Yani mesela... Arı bal yapar ama nasıl ne, yaptığını, ne yaptığını izah edemez. Evet, ne yaptığını da bilmez. Bilmez, bilmez. Evet. Şiir de böyle bir şeydir. Allah Allah bunu ben mi yazmışım? Daha sonra e, gizli gizli yazıyorum ve utanıyorum şiir yazmaktan. Nedense utanıyorum. Şiir yazmak o zamanki anlayışa göre hafiflik. Yani ağır başlı adam, oturaklı adam şiir yazmaz. Ayıp. Evet. Fakat e, zaman zaman nükseden bir hastalık. Oturup yazıyorum. Liseden sonra... Tabii aileden de gelen kültürel birikimle aruza, aruz ilmine merak saldım, vuruşlarla şiir yazmaya başladım. O gün bugündür yazıyorum. Tabii pek çoğunu da eledim. İlk basılan şiirim. Şimdi onun hikayesini anlatayım. Edebiyat Fakültesi evet. ikinci sınıftayım. Türk Edebiyatı dergisinde şiirim yayımlandı. Ben 20-21 yaşlarındayım. O zamanki aklıma göre bütün Türkiye bununla ilgileniyor. Yani borsa bile belki bundan etkilendi. Dünya borsaları bile bundan etki o zaman öyle düşünüyorum. Ve yolda giderken karşımdan birisi geldiği zaman onun gelip geçiyor ya yanımda. Evet. Acıyorum ona. Biraz önce bir şairle bakıştığını nereden bilecek bu adam? <laughs> Ay, çok güzel. Böyle havalara giriyor. Çok güzel. <laughs> İlk şiirim böyle basıldı. Tabii daha sonra ayaklarım yeryüzüne geldi. Günümüz toplumda. Ondan e, hatırlar mısınız böyle bir? bir Hatırlamaya karşıyım. çalışayım. Hangi ilden kaçayım ben? Mülk onun başka diyar yok. Bana nefsim gibi düşmen, nefse bir ben gibi yar yok. Maşallah. Ah şu 20. asır Ah. İşte bu kadar aklımda. Eyvah, ben eyvah. şiirlerim aklımda kalmıyor. Çok güzel. Ee, bu arada yani sizin önünüzde bir hayli, daha doğrusu birkaç tane örnek şiir de böyle getirdiniz. Onlardan da böyle okursanız e, çok hoş olur. Hiç olmazsa e, biraz şiiri bol olsun istedim ben bugün. Maden Teşekkürler. Ki siz ta Bunlar hepsi böyle bendenizindir. Var. Evet hocam. Ee, ben kendi şiirlerim hem aklımda kalmıyor hem düzgün okuyamıyorum. Fakat şunu severim. Müsaadenizle bunu okuyayım. Bu şarkıdır, bestelenmiştir. Şarkı formatındadır. Eyvallah. Sevgili seyircilerimiz, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Divan Edebiyatı'nın günümüzdeki önemli temsilcilerinden Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı öğretim üyelerinden Şair, bitlerin efendisi Doktor Ömer Demirbağ hocamla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada tabii sevgili seyircilerimizden de böyle çok güzel e, arada e, çok güzel mesajlar aldık e, programla alakalı. Ben çok teşekkür ediyorum sevgili seyircilerimize. Evet hocam çok duygulu geçti gerçekten. Şiirin kendisinde zaten çok büyük duygu var. Hele bir de bestelendiği zaman da ekstra duygulu oluyor. Ama sizin şiirleriniz, münacatlarınız, gazelleriniz gerçekten çok güzel hocam. Estağfurullah efendim. Evet Allah sağlık afiyet versin. Cenab-ı Hak daha nice böyle güzel şiirler yazmayı. Çünkü bunlar ölümsüz hocam. E, i̇şte yani her şeyin bir ömrü var ama bunlar evet. bu kubbede hep hoş bir sadaha olarak kalacaklar. Sevgili hocam okulu konuştuk. Edebiyat fakültesi tabi maddi imkansızlıklar sebebiyle şehir dışına çıkamıyorsunuz. Yani evet. aslında olsaydı bugün belki de karşımızda operatör doktor Ömer Demirbağ hoca olacaktı. Belki de hem bestekar hem <laughs> ben, şair. Hem ben doktor. Evet. <laughs> evet. Ama siz Elaziz'de Edebiyat okudunuz. okulunuzda evet. e, Okulunuzla ilgili yani üniversiteyle alakalı arkadaşlıklar. Tabii e, her dönemin e, arkadaşlıkları var. Üniversite arkadaşlarınız var, hocalarınız var. Evet. E, neler söylersiniz üniversiteyle? Hepsine buradan selam olsun. Hepsi benim şu andaki yaşımdadırlar şimdi hepsi. Tabii o evet. zamanlar gençtik. <laughs> Sohbetlerimiz, kavgalarımız, dövüşlerimiz olurdu. Ne güzel günlerdi o günler. Bir saniyesi geri gelseydi yapmayacağım şey yoktu. Evet. Her birisi şu anda Türkiye'nin bir yerindedir. Şeyh Musa Mustafa'ya, Kemale, kızlara hepsine selam olsun. Eyvallah. Ne diyebilirim? Şeyde eee Muharririn Ahmet Kabaklı Hoca evet. hatta dün hadiste hadiste bir düğün vesilesiyle bulunuyorduk yine Halis'te Haliş Haliç Kongre Merkezinde orada bir düğünde e, tabii tam böyle Pierre Loti'nin tam karşısında hocam tam Pierre Loti'de biz e, seneyi devriyelerinde mutlaka gideriz yani hocamın anmasında bulunuruz oradan e, yine böyle hocamın dostları vardı biz oradan hadi hocama bir fatiha okuyalım Herhalde. dedik biz Herhalde. hocama e, ruhu şad olsun sevgili Herhalde. hocam amin e, Elas'ın e, yetiştirdiği Değerlerden bir tanesi. Ee, i̇şte İstanbul'a gelen artık İstanbul'da da eskiden gelen sağa sola geliyordu ama e, hoca İstanbul'a geldikten sonra artık nokta atışı Ahmet Hoca evet. önce orada toplanır, o evet. dağıtır. Ee, siz de hatta sohbetiniz arasında edebiyat, e, Türk Edebiyatı Dergisi dediniz, Türk Edebiyatı evet. Vakfı. E, hocadan ötürü mü, hocayla tanışmanız nasıl oldu? Efendim yüz yüze hiç gelmedik. Ben hmm. onun uzaktan hayranlarındandım. 17-18 yaşlarındaydım evet. o zaman. Ahmet Kabaklı'yla konuşabilmek mümkün mü? Ee, uzaktan tabii çok çok severdik. Daha sonra e, kendisi derginin başındayken birkaç gazelimi de gönderdim. E, teşekkür etti, tebrik etti fakat yüz yüze konuşmadık. Konuşmadım. evet Ama o ilk şiirim e, bende öyle bir duygu uyandırmıştı ki... ...yani bütün dünya herkes El aziz başta olma işini gücünü terk etsin bunu okusunlar. <laughs> evet ne kadar güzel. E, aslında yaptığınız şeyin de ne kadar ciddi olduğunu, o şey, yazdığınız şiirin ne kadar anlamlı olduğunu, ne kadar büyük olduğunu, daha şiir şeyini yani o, o size peki böyle iltifatlar aldınız mı gerçekten şeyle ilk şiirle ilgili yayınlandıktan sonra? Ee, şöyle bunun acı bir hatırası da vardır. Lisedeyken daha lisedeyim ağaç orman üzerine bir şiir yazı, yarışması tertiplendi. Ben de Hı. yazdım birincilik de aldım. Biliyorum benimki birinci olur. Şairlerde böyle tuhaf aptalca bir özgüven vardır. O bende de var. Benimki birinci olur diyordum. Oldu. Ee, hocalar, şairler bunu sen mi yazdın? Evet ben yazdım. Orada bir hocamız dedi ki ben bunu başka bir yerde okumuşum. Yani benim şiiri çaldığımı ima etti. O zaman e, hayatımda ilk kez o zaman ağlamıştım. Nasıl böyle bir şey söyleyebilir? Neden bunu söyledi? Hala anne, bu onu hiç unutamıyorum. Böyle ciğerimden vurulmuşa dönmüştüm. Hı hı. Ama e, o şiir birinciliği almıştı. Evet. Yani yakıştıramadı bana galiba. Sen mesela, kim bunu yazmak kim gibi bir şey düşündü? Evet. Ben bunu başka yerde okumuş gibiyim dedi. Rencide etmek evet, için Evet. Yani de. öyle bir imada bulundu Aslında e, mesela böyle şiirlerinizi e, siz bu da onlardan bir tanesi falan dediğiniz var mı şiirler? Bana göre aslında hepsi öyle. Estağfurullah efendim. Peki. Estağfurullah. Yine hem bir tane lütfederseniz hem de söylerseniz sevinirim sevgili hocam. 1982 tarihli edebiyat fakültesindeyken Allah rahmet eylesin hocamız Hüseyin ayanday Bey bize Şair Şeyhi'yi anlatıyor. Orada ders esnasında bunu yazdım. Bir gazel yazdım. Dertler kıpırdar, halimiz viran olur geceler. Baktım kadar yoktur siyah, hayran olur geceler. Firkatte inler gönlümüz, ah ayrılık ayrılık. Bir, al, bir ay değil, bir yıl değil, devran olur geceler. Yerler siyah, yağmur döken gökler siyah bu vakit. Bir ağlayan göz, ıslanan müjgan olur geceler. Gündüz vefasız bir güzel, eksik komaz zulmünü, Zannetme gönlüm zulmeden pişman olur geceler. Zulmette hicran şahlanır, bilmem neden ey felek. Gönlüm ki gündüz damladır, umman olur geceler. Bir geç vakit vadem gelir, birden susar çığlığım. Siz sanmayın dostlar gelen canan olur geceler. Çok güzel, çok hoş. Gönlünüzde <laughs> sağlık. Ee, aslında demek ki bu sizin, sizin şiirlerinizin hepsi birincilik için yazılmış estağfurullah yani kesinlikle benüzdür efendim Ne ben, güzel. Peki e, başka arkadaşlarınız da var mıydı yani edebiyat fakültesi demek aslında e, edebiyat fakültesi yani kafadan bir defa şair ve yazar ...gözüyle bakılıyor. Peki e, var mıydı başka böyle sizin gibi yazan arkadaşlar mutlaka arkadaş... vardır da <laughs> efendim e, hiçbir şair başkasının şair olduğunu kabul etmez. Evet anlatabildim mi vardır da ben görmemişimdir. Yani, evet <laughs> <laughs> ne kadar güzel, bu kadar da açık. Ha, bu arada buna rağmen e, şiirlerini takdir ettiğim, özellikle Sabahlar şiirine yetişemediğim dostum, arkadaşım Kadir Aslan Aslanbey'e buradan selam olsun. O yaşlarda beraberdik. Sabahlar diye bir şiir yazmıştık, hakikaten eşsizdi. Şu anda aklıma gelmiyor, keşke kendisi burada olsaydı da okusaydı. Evet. Sabahlar diye bir şiiri vardı. E, benim şiirim olmamasına rağmen yaşıtım olan bu arkadaşın şiirine... Hayran kaldığımı itiraf etmeliyim. Çok güzel. Ee, peki bu arada e, Valide, e, yani e, siz okuldasınız. E, valide size hem annelik hem babalık evet. yapıyor. Evet. E, yani buradan bir kere de hem Valide'nin ellerinden öpüyorum. Ne güzel. Allah razı olsun. E, çok teşekkürler. Çok, e, yani Valideyi birazcık anlatır mısınız Valide'nin? Efendim e, e, anne tarafından benim soyum Hazreti Abbas'a dayanır. Abbasidirler. Palu Beylerindendirler. Özel eğitim almıştır annem. Ben bir edebiyatçı olmama rağmen annem kadar roman okumamışım. Aa, çok enteresan. Osmanlıcadan tutun Fransızcaya kadar pek çok şeylere yani yakınlığı vardır. Çalıkuşu'nu 8 yaşında okuyup bitirdiğini söyler. Çalıkuşu'nu. Osmanlıca Latin evet. harflerle değil o zamanlar. Eee özellikle sanatkar yönümde annemin tesiri büyüktür. İlk üstadımdır diyebilirim. Şiirlerimi ilk kez ona okurdum. Beğenmediği yerlerde açıkça sürerdi. Bu kelime olmamış, bunu kaldır, bu olmamış derdi bana. Ve siz değiştirir evet, miydiniz? Evet, ilk eleştirmenim annemdirken. Çok güzel, çok hoş. E, hala e, okur musunuz böyle şiir okuduğunuz zaman neler hisseder? Şimdi kulakları ağır artık, tam işitemiyor. İşi. Bağıra bağıra okumam gerekiyor. Hoşlanır tabii çok güzel, çok hoş. Peki e, okul bitti. Okuldan sonra böyle askerlik, evlilik hangisi oldu? Önce askerlik oldu. Nerede? Ee, Topçu Okulu Ankara Polatlı'da 4 ay orada bir kurs yer öğrenci olarak daha sonra Asteğmen rütbesiyle Var Kars'a sürgün edildim. Rahat durmadım. Olaylar oldu. Ee, şiir yüzünden başıma gelmedik kalmadı askerde. Birini size anlatayım lütfen. Yeni gelmişiz Polatlı'ya. 20 günlük askerim. Tabi askerliğin ilk dönemleri korkunçtur. Yani ne kulak takım adaları mı desem, işte bilmem ne kampları mı desem aklıma hep onlar geliyor. Tabi askerlik. Ben de zannediyorum askerlik piknik gibi bir şey olacak. Hep diyorlar ana kucağı değil oğlum burası. Evet, asker <laughs> burası, ocağı. Evet asker ocağı. Yüzbaşımız Bilgin Yavuz o zamanlar yüzbaşımızdı. E, selam olsun hayattaysa değilse Allah rahmet eylesin hem şehirlik var ya elazizli ben de elazizli ee, ben izin isterim bana izin verir memleketime giderim orada da bir şey rapor filan alırım işte eğitimden yırtarım diye düşünüyorum. Nasıl olsa yüzbaşımız bölük komutanımız elazizli diye yatak dolap temizliğine de hiç dikkat etmiyorum. Nasıl olsa hemşerim beni korur. Meğerse o günlerde NATO'dan heyet gelmiş, kontrol etmişler benim yatak dolap berbat rezalet. Bir cumartesi günü 540 kişi yedek subay gazinasında otururken çağırdılar beni. 89 yüzbaşı çağırıyor dediler. O zaman isim yok. Buradaki numara vardı. Ben 8089'um ben. Adım öyle. Ben de sevine sevine gittim yüzbaşına. Bana izin verecek. Hatta oradakilere böyle bu faniler gibi acıyarak bakıyorum. Gittim. içeri girdim. E, sevinerek. Dedi ki o dolap yatağın hali nedir öyle oğlum dedi. Ben hiç bunu beklemiyorum. Dedi dün komutanlar geldi. Askeri heyet şey yaptı. Senin yatak dolap rezalet. Yerin dibine geçtim. Bir fırça, bir azar, bir azar yerin dibine sok. Çık dışarıya dedi. Ben de çıktım. Fakat girişimle çıkışım çok farklı olmuş ya. Gazinodan beni seyrediyorlar. Yüzbaşının odasına girerken mehter marşıyla. Ama çıkarken az bir tembelerin dayak yemiş şekli. Herkes merak içinde. Geldim gazinoya girdim. Beni görmüşler. Çıt yok. 500 kişi birden bana bakıyor. Ne oldu gibilerden. Ben de hiçbir şey belli etmeden bir sandalye çektim. Sandalyenin üzerine çıktım. Abdurrahim Karakoç merhumun şu şiirini okumaya başladım o 500 kişiye. Girmişti makama arz hal için bey dedi yutkundu eğdi başını. Bir azar yedi ki oldu o biçim şey dedi yutkundu eğdi başını. Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı. Gözleri çakmak çakmak benzi sarı Bir baktı konağa aşağıdan yukarı. Vay dedi yutkundu eğdi başını. Çekti ayakları kahveye vardı. Açtı tabakasını sigara sardı. Neden sonra garsonu gördü? Çay dedi yutkundu eğdi başını. İçmedi masada unuttu çayı. Kalktı ki vere garsona parayı. Uzattı çakmak ve sigarayı say dedi yutkundu eğdi başını. Baktım gözünde damla damla yaş. Sandım ciğerime düştü ataş. Sordum memleket nere kardeş? Köy dedi, yutkundu, eğdi başını. Şimdi ben bunu okudum ya, askerlik de var, herkes gözlerinden yaş akanları görüyorum. 500 küsur kişi birden alkışlamaya başladılar. Evet. Ben, ben masanın üstünde ayaktayım, alkışladılar. O gürültüden yüzbaşı koştu ne oluyor diye. Yüzbaşı içeri girer girmez, herkes ayakta esas duruşta, ben de Siz sandaly üstün? sandalyenin üstünde evet, esas de. duruşta. <laughs> Toplu isyana teşvik suçundan 15 gün oda hapse aldım. Eyvah. <laughs> İnsanları toplu isyana teşvik ediyormuşum. Halbuki ee, şiir okudum şiir o kadar. <laughs> güzel. Askerlik hatırası öyle işte. Öyle mi? Sürgün, sürgün öyle mi başladı şeyden? Yok başka şeyler de var. Eyvallah tamam peki. Ee, oradan gönderdiler işte. Gönderdiler karsa. peki. Ee, ama güzel bir hatıra. Güzel, biraz acı ama güzel bir hatıra. İşte sonradan Peki, baharat lezzeti bunlar. Sonradan hatırladıkça hoşumuza gidiyor işte. Eyvallah. Peki askerlikten sonra nereye geldiniz, nereye gittiniz? Efendim askerlikten sonra Siirt İmam Hatip Lisesi'nde iki ay bir öğretmenliğim var. Edebiyat öğretmeniyim. Fakat İmam Hatip Lisesi ya, Siirt ya, evet. ee, çocuklar Türkçe bilmiyorlar. Hepsi Arap. Çocuklar Arap, kendileri Arap zaten. Ben Türk Dili ve Edebiyatı hocası. Hiçbir işe yaramıyorum. En sonunda müdür bey sağ olsun dedi ki Kur'an biliyor musun? Dedim biliyorum. O zaman dedi sen Kur'an dersi ver bu çocuklar. <laughs> Yoksa bir işe. İki ay ders vermişim. Daha sonra oradan ayrıldım. Ee, hala var mıdır bilmiyorum. Büyük Elaziz Özel Dershanesi'nde Türkçe hoca, hocalığı yaptım. Oradan ayrıldım. Başka bir dershaneye geçtim. Derken Van 100. Yıl Üniversitesi'nde araştırma görevliliği sınavını kazandım. O gün bugündür orada akademisyen olarak... Devam Çalışıyorsunuz. Edelim. Şu anda e, öğrencileriniz, talebeleriniz, arkadaşlarınız... E, Hepsine selam olsun e, buradan evet. izleyenlere. Hatta e, Edebiyat Fakültesi Dekanımıza ben ismini bilmiyorum ama ben size program ha, için... Orhan Bey hocama da selam evet, olsun. Orhan, Orhan Bey Orhan hocamıza Orhan çok teşekkür ediyorum. Siz Vav wow TV'de anıların içinde programına çıkacağınızı söyleyince aslında bir program vesilesiyle kalmanız gerekiyordu. Dekan Bey evet. mutlaka kalmanız, evet. sizin bir konuşma Rahiyelik yapmanız... hakkında bir konuşmam evet, gerekiyordu. konuşma bir, yapmanızı evet. istedi sizden ama siz Vav wow TV'de programa çıkacağınızı söyleyince öyle... Evet. Sağ olsun, çok, evet, çok teşekkür ederim. Ben efendim. de teşekkür evet. ediyorum sevgili dekanımıza. Peki bu arada evlilik nasıl oldu hocam? Efendim Van'da evlendim. Hanımım seirt'in Tillo, evliyalar yurdundandır. Çok güzel. Evet. Beş çocuğumuz oldu, Allah İki var. kız, üç erkek. Bu şekilde gidiyoruz. Peki sizin yolunuzu takip eden var mı evlatlarınız arasında? Büyük kızım edebiyatçıdır. Güzel. E, Ruhen de bu işe çok yatkındır. Çok güzel. E, Yazar, çizer. Yenge hanım da var mı? E, 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 tabii ben okurum, o dinler. Hı. E, edebiyat hep böyledir zaten. Evet. Dikkat edin bütün dünya edebiyatlarında e, çok meşhur bir şarkıdır hocam bilirsiniz. Kadın güzelliği temsil eder, erkek aşkı temsil eder. Ve aşkı kim temsil ediyorsa söz ona düşer. ya O dinleyecek. Ee, ne diyordu? Bir ihtimal daha var. O da o ölmek mi dersin? Yürürüz. Söyle canım ne dersin? Vuslatın başka alem, sen bir ömre bedelsin. Sükut etme nazlı yar, beni mecnun edersin. Bakın benim mecnun olmamın sebebi sükuttur. Onun sükutudur beni mecnun eden. Eyvallah, eyvallah. <laughs> Peki... E, <laughs> valide e, bu arada siz valideyi de götürdünüz mü şeye e, van'a yoksa valide Annemin evi zaten bizim evdir. Kardeş Hep sizinle birlikte. Evet, hep benimle beraberdir. Kardeşimin evine misafirliğe gider. Fakat bugünlerde Hı -hı. E, tedavi amacıyla hava değişikliği için bir hastalığı var. Hı -hı. Birkaç aydır Bartın'da kardeşimin yanında kalmaktadır. Peki gönüllü çalışmalarınız böyle bir vakıf vesaire e, efendim elazizle ilgili e, e, yani Şöyle gidip geliyorum. Benim efsanevi dağınıklığım ve unutkanlığım vardır. Bunu herkes bilir. Ee, sosyal medya mecrasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ayrıca yıllarca Elazığ dergilerine gazeteler falan gönderdim. Sağ olsun bastılar, yayınladılar. konu sohbetlerimiz, konferanslarımız falan oluyor. Deprem girdi araya meşhur işte ünlü Elazığ ben de o sırada oradaydım. Yani Hı. depremden kurtulmuşlardanım. Yoksa Elazığ'da Yerel televizyonlarda zaman zaman konuşmalarımız olur, tekrar olur. alıyoruz, evet. Hmm. Konferanslar, yani Elazığ'da konferanslar için mi gidiyorsunuz? Evet, yani evet. tabii akrabalarım da var, bu, bu vesileyle onları da ziyaret etmiş oluyorum. Evet, e, tabii e, televizyonda programlarınız bir de haftalık sürekli bu aradan da e, edebi, e, edebi evet, evet. yani e, programınızın edebi. ismi edebi Doktor Emrah Gökçe Bey ile yapıyorsunuz. E, çok güzel programınız. E, Programınızda mesela sizi gören böyle akrabalarınız, arkadaşlarınız ararlar mı sizi hocalarınızı? Bir zamanlar çok tebrikler geliyordu. Sonradan alıştılar. Bir evet. şey devam etti mi artık şey oluyor tabii. Evet. Su gibi yatağını buluyor. Evet. Ee, Genelde neler işliyorsunuz e, de? Efendim benim önceden bir hazırlığım peki bu derslerde de böyledir konferansların bir şey. Önceden hazırlandım mı kendimi bağlı hissediyorum. <laughs> yani o işin ihlası, doğallığı kayboluyor çünkü ona uymak zorundasınız. Evet. E, bunu kulakları çınlasın, selam olsun sevgili Emrah Bey'e de söyledim e, hatibi konuşturan muhataptır. Önceden ben bir şey hazırlanmam. Burada sen bul, konuş, sor ben de söyleyeyim. Eyvallah. Yani zaman zaman tabii ayağımı taşa da vuruyorum. Ben hafız değilim. Kur'an-ı Kerim'i bilmem Esnaf. zaten. Bir keresinde selam olsun. Emrah Bey dedi ki bir ayet geçti. Hocam o hangi suredeydi? Ya ben nereden bileyim? <gülüyor> <gülüyor> Lafı geçiştirmiştim o zaman. Peki e, bu şeyde e, Siyer-i Kur'an-ı Kerim e, hocalığı yaptınız. E, İlkokul öncesi mi, sonrası mı öğrendiniz? Kur'an-ı Kerim'i nerede öğrendiniz? Efendim, Kur'an-ı Kerim'i ben rahmetli babamın vefatına bir ay kala hatim ettim. Aa, çok güzel. Bir ay sonra da babamı kaybettim. Demek ki 12-13 yaşlarında Kur'an kursuna gittim. Orada öğrendim. Allah rahmet eylesin. Evet. Ee, daha sonra da, daha Sirtim'e, e gitmeden önce de, daha ben edebiyat fakültesinde öğrenciyken mahallemin çocuklarına Kur'an dersi verirdim. Ha güzel. yani oradan bir tecrübem vardı yani kuran dersi vermen. Eyvallah. Ee, peki eserler, dergiler, e, yani dergilerde sadece e, Elazığ'da mı yani Yok. Van'daki Elazığ'da Van'daki dergilerde nerelerde hangi dergilerde yazıyorsunuz halen? Eee Külliye'de Elazığ'da Külliye dergisinde gazellerim çıktı epey bir zaman. Van'da Hazan vardı, Beyaz Gemi vardı. bunlar da çıkıyordu. Fakat esas Bilimsel makalelerim uluslararası dergilerdedir. Yani yabancıdır onların isimleri. Bir kısmı da şu anda hatırlayamıyorum. Google'da isim yazılarak görülebilir. <laughs> Esas bilimsel divan edebiyatına dair olan yazdıklarım oradadır. Evet. Şu anda da şiirlerim bir divan hacmine ulaştı. Bir divan şairi olabileceğim artık. Fakat Aynen. şu anda yayın aşamasında. E, henüz basılmış değildir İnşallah. Peki bu arada e, tekrar sizden bir e, şiir e, yine şiirlerinizden kendi yazdığınız Estağfurullah. şiirlerinizden Estağfurullah. E, uygun İlk defa kendi şiirlerimi bu kadar okuyorum. E, o, o, okuyun lütfen. Yani, e, çünkü Fuzuli bakıyı tanıyan adam kendi şiirini de okuyamaz. <laughs> e, ama sizin şiirlerinizin lezzeti evet. de çok Ya bir başka farklı hocam ya. Evet. Estağfurullah. Şunu okuyalım. Ne zaman sinede bir ateşi suzan tutuşur Biliniz el ele ol can ile canan evet, tutuşur. tutuşur. Nazarın feyzini zahit ne bilir buzdan adam. De ki gelsin hele bir göz göze el an tutuşur. Yüceden kalbe çakar yıldırım aşktır adı aşk. Külüdür savrulur aklın ve de izan tutuşur. Bu muhabbette seven kim sevilen kim ne gerek? İkilik bahsine bir ahmakun ahmakunadan tutuşur. O kapanmaz yaradan hastaya söz açma aman, hele Mecnun'la konuş Leyli'yi, bir an tutuşur. Nice bin derdiyle dağlandığım arz eyleyeyim, tepeden inse yanık gönlüme derman tutuşur. Bu ne hınçtır, bu ne kindir bana ey bahtı siyah, nitekim böyle kıran kavgaya düşman tutuşur. Çok güzel, çok muhteşem. Allah razı olsun. Peki eserler... E bu Kadı Burhanettin ve şiiri sizin e, doktora çalışmanız mı hocam? Yok. Bu e, yine selam olsun Muhsin Macit Bey. Hocamızın teşvikiyle yapmış olduğum bir çalışmadır. <laughs> Kadı Burhanettin bizim ilk divan şairlerimizden. Eserleri sağda solda bulunuyor. Kitap halinde yok. Baktım öğrenciler zorluk çekiyor. Şerhi de hiç yapılmamış. <laughs> e, şuradan buradan fotokopi çekmektense ben bunları anlatayım ve kitaplaştırayım dedim. Bu bir ders kitabıdır. Evet. Kadı Burhanettin'in şiirleri hayatı, sanatı, eserleri ve şiirlerinin şerhi üzerinedir. O zaman bunu yazmıştım. 2007'de bitmişti, 2011'de basıldı. Bu şekilde şu anda öğrencilerimize bunu okutuyoruz. Bazı üniversitelerde de sağ olsun duyuyorum akademisyen dostlarım. Ders kitabı olarak okutuyormuş. Evet. Açtım bir tane şey çıktı. Nola seni sevmişem kafir de gülem ahir. Cümle seni severler ben bir de gülem ahir. ahir. Eyvallah. <laughs> şimdi aslında tabii ben Beyitlerin Efendisi dedim gerçekten öyle. Mustafa, Hayati Bey'le de daha önce program yapmıştım. Eee zaman zaman sorarlar işte ne kadar beyit var diye. Aslında Hayati Bey'le de tabii beraber program yaptınız. Hayati İnanç Bey'le. Selam ee, olsun canınıza. evet buradan sevgili hocamı da aynı zamanda hukukçudur sevgili Hayat evet. abi. selam ve saygıyla selam diyoruz. bazen böyle Tut, şey yaparsınız, atışırsınız falan evet. bir bakıyorum bir hayatı hoca bizsiz. çok hoş oluyor gerçekten. Ona yetişmem mümkün evet. değil. Ona yetişemem. Ne, ne kadar e, beyit vardır? Onu bilmiyorum. Doğrusu e, onun sayısını bilmekten Hayati Hocam da bilmez. Çünkü yeri gelir aklıma gelir. Evet. Ben mesela, evet. mesela Yoksa şimdi öyle düğmeye basar gibi aklıma evet. gelmez. Evet. Mesela şeyi diyorlar ondan sonra Mustafa Keser Üstad evet. el azizidir. 4000 şarkı bildirmiş ezbere. Merhum Zeki Miran 6 bin bilirmiş. Oturup saymışlar mı? Sanmıyorum. Yani, yani bunun sayısı tahmini, belli olur. Evet, tahmini herhalde evet. öyle bir şeydir yani. Ama yani eğer ben bu kitabın burayı açmışsam, Nola sevmişem, seni sevmişem kafir, e, kafir de ama ahir, ahir e, demişseniz <laughs> ve devamını getirmişseniz bu yani demektir. Derslerde değil? çok verdiğiniz için aklımda evet. kalıyor. Ders, dersini veriyoruz çünkü. Sevgili hocam, talebeleriniz arasında, öğrencileriniz arasında da var mı böyle e, meyilli şair adayları? Efendim 1980 3'teydi sanıyorum. Stajyer hı hı. öğretmenim Elaziz'de o zamanlar Mehmet Akif Lisesi'ydi. Şu anda depremden sonra kaldı mı, var mı bilmiyorum. Lise 2 öğrencisi bana bir gazel getirdi. Lise 2. Hocam dedi ben bir şiir yazdım. Buna bakar mısınız? Çok getiriyorlar. sonra bakarım dedim. Evet. Hocam dedi buna bir bakın siz. Aldım baktım aman Allah'ım. ilk beyti hiç unutmam. matla beyit. Lise 2 yazmış. Harput Kalası'nda bir beyaz taş olaydım, yarın çağında 16 yaş olaydım diye başlamış. Düşünün, bu bestelenir. Evet. Gerçekten bunu sen mi yazdın diyeceğim ya, vaktiyle bana inanmayan hocanın dediği aklıma geldi, e, demedim. demedim e, Hayran kalmıştım, devam et dedim, ilerlet dedim. Fakat koptuk artık. Nerededir, ne yapıyor bilmiyorum. Bu programı izliyorsa kendisine selam olsun. Ne güzel, çok hoş. E, şimdi, <laughs> tabii... E, sizi yani hem günümüzde hem günümüzde hem de e, İslam tarihinde böyle etkileyen şairler desem kimler var? Buradan birazcık da e, şeye de geçelim istiyorum. Peygamberimiz ve peygamberimizin şiire e, şiire, şiire, şiire ve şaire verdiği önem, önem. Evet. onu da birazcık konuşalım. Efendim Efendimiz sondan başlayalım e, isterseniz. Olur lütfen. lütfen Efendimiz... Şiir ve şair hakkında çok ince bir kıstas koymuştur. Hadisi şerif, şairler yalancıdır. Hadis, şairler yalancıdır. E, yalancı değil mi? Hı. Düşünün, Yakub'u geçti hasretim, Eyyub'u geçti mihnetim, mahvoldu şanı şöhretim, görün beni aşk neyledi, sonunda derviş eyledi. İlk mısra, Yakub'u geçti hasretim. Bu söz yalan değil mi? Hı. Kim Hazreti Yakupla yarışabilir hasret çekmede? Gözler gitmiş yahu. Evet. Eyyub'u geçti mihnetim diyor. Sen kimle yarışıyorsun? O bir nebi ya. Evet. Şairler yalancıdır dediği bu. Fakat bir başka hadis şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurur ki cennetin anahtarları şairlerin dilindedir. Bu da hadis şerif. Evet. Ve şair şiir okuyor kalkıp meşhur hırkasını hediye ediyor. Evet. Şair öyle bir şeydir ki bizim kültürümüzde ve inancımızda verdiği esere mukabil peygamber hırkasının ile ödüllendirilen kelam prensi. Şair böyle bir şey. Necip Fazıl aynen böyle tanımlar evet. şairi. Bir yönüyle yalancı, diğer yönüyle. Peki niçin yalancı demiş? E çünkü Kur'an gelmiş. Evet. Allah Resulü ve Allah kelamı karşısında şair ne kadar doğruyu söylerse söylesin yalan kalmaya mahkumdur. Evet. Çünkü ne derse desin kendi şairini konuşturuyor. Kendi sonsuz, uçsuz bucaksız hayal alemini mısralara döküyor. Evet. Hak ve hakikat karşısında yalan olmayıp da ne olacak? Evet. Böyle bir hadis-i şerif var. Ve e, bunu geçenlerde öğrendim. Önceden ben de bilmiyordum. Bir hanım şaire var peygamberimiz zamanında. Hansa. Hazreti Hansa. Evet. Bu şaire hanım kendisinden önce vakitsiz ölen iki abisi hakkında mersiyeler söyler. Ölüm üzerine ağıt tarzında beyitler söylüyor. O kadar sevilmiş ki bütün Arapların diline geçmiş. <laughs> Ve bir gün huzuru peygamberi de Efendimiz ya Hansa bize şiir oku da dinleyelim evet. Hadis Ve Hazreti Hansa peygamberin huzurunda beyitleri sıralıyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, manzarayı tahayyül edelim. Allah Resulü'nün huzurunda kadın şiir okumuştur. Evet. Ve kendisi oku demiştir. Hı hı. Demek ki sanatta kadının çok büyük, sanatkarlıkta da çok büyük bir yeri olduğunu buradan anlıyoruz. Yüzyıllar içinde şair sahabilerden itibaren başlayan büyük İslam edebiyatı, öyle noktalara gelmiştir ki Batı'yı etkilemiştir. Evet. Shakespeare'den, Victor Hugo'dan, Goethe'den, Pushkin'e kadar İslam edebiyatından etkilenmeyen ve bu etkiyle de iftihar etmeyen Batılı sanatkar yoktur. Etkiyle iftihar ediyorlar. Evet. Biz bunlardan etkilendik diyorlar. Hele hele Pushkin'in bir dörtlüğü var ki tam bir naat-ı şeriftir. Peygamberimiz hakkında söylediği bir dörtlük vardır. O sözlerle aynı kanaatta ise Puşkin Müslümandır. Müslümandır. Güte'nin üç tane naatı var. Eğer dediklerine inanarak söylüyorsa Güte de Müslümandır. Fatiha'da okunur, cenaze namazı da kılınır. Bu kadar muazzam bir e, alana yayılmıştır İslam edebiyatı. Bendenizin beğendiği, etkilendiği pe tabi pek çok şair var. O anki ruh halime göre hep yani yüzde yüz budur diyemem. Ancak Fuzuli'den çok etkilenmişimiz gençliğimden beri, hala daha benim gözümde en çok içime işleyen şair Fuzulidir. Yunus Emre, Şeyh Galip, bunlar az az insanlarımızdır. Günümüze doğru Necip Fazıl, Mehmet Akif, İsmet Özel'e kadar getirebilirim. E, doğrusu bunu da bununla da övünmemiz lazım. Şairi bizim kadar bol millete yoktur. Evet şeyde Kâb bin Zü Züheyl ile ilgili e, neler söylersiniz siz zaten programlarınızda çok sık. Kâb bin Züheyr önceleri efendimizi hicvediyor. Evet. Cahiliye devrindeyken şiirle Hazreti Peygamberi incitiyor. Ona, onu küçülten, onu edep dışı ifadeler ihtiva eden şiirler söylüyor. Ve Mekke'nin fethinde de sahabiler çok kızıyorlar. Yani Hazreti Vahş'tan çok ona kızmışlar. Hatta Çünkü Vahş, Hazreti Hamza'yı katletmiş. Görüldüğü yerde. Evet. Görülmüş, Katline ferman çıkmış. Evet. Kâbin Züheyr ise alemlerin efendisine dil uzatan adam. Öyle görüyorlar. E, kaçmış, saklanmış tabii Mekke'nin fethinde. İşitiyor ki Vahş bile affedildi. O bile affedildi. Peygamberin amcasının katili bile affedildi ve sahabi oldu. İman etti. Ümitleniyor ve geliyor. Fazlaca kalabalık oldukları için bir genel maksat çadırı gibi büyük bir çadırda oturuyorlar. Evlere sığmıyorlar. Mekke'nin evet. dışında geniş bir alanda. Kâb her içeri, giriyor ve diyor ki Ya Resulallah Efendimiz'e hitaben. Kâb geldi dışarıda bekliyor. Aslında dışarıda bekleyen yok kendisidir. Kendisi evet. Pişman olmuştur. Size sığınmaktadır. İman etmiştir. Tevbe etmektedir. Acaba kabul edilir mi? Deyince Peygamberimiz bakıyor bakıyor gülümsüyor ve evet diyor. Evet diyor ya diyor ki benim evet. der demez kılıçlar çekiliyor. Bu manzara o kadar Batı edebiyatını etkilemiştir ki Rönesans'tan sonra pek çok tablosu yapmış. Kılıçların gölgesinde şair. Kılıçlar havada. Yeter ki efendimiz izin versin. Anında dilim Değilecek. dilim ederler. Evet. Peygamber'e ne demek hakaret etmek? Ab benim der demez kılıçlar çekiliyor. Peygamberimiz durun diyor. Kılıçlar havada bekliyorlar. İlerliyor Kabe Peygamber'in huzuruna gelip diz çöküyor ve meşhur banat suadun ya Resulallah diye başlayan kasidesini okumaya başlıyor. Arap klasiklerindendir. 60 küsur beyittir. İlk naat şeriflerdendir. Özellikle Beytül Kasit geldiği zaman en güzel beyit, en etkileyici, çarpıcı beyit geldiği zaman peygamberimiz etkileniyor. Hoşuna gidiyor, ayağa kalkıyor, hırkayı çıkarıp Hazreti Kabe hediye ediyor. Tekbirler getiriliyor. Bir anda devlet ki devlet, biraz önce öldürülecek adam biraz sonra bu hale gelmiş. Düşünün. Lütfu peygamberi böyle bir şey işte. Evet. Herkes tabi şiir bittikten sonra hem Müslüman olmuş hem sahabi olmuş hem iman etmiş. Hem hırkayı kazanmış. Hem hırkayı kazanmış. O kalabalık dağılırken Hazreti Ömer'in şöyle mırıldandığını duyuyorlar. Hazreti Ömer diyor ki bunca zamandır önünde kılıç sallıyoruz. İki beyitle hırkayı şair aldı. Evet. <laughs> çok hoş O da çok güzel. Evet o da gıpta ediyor işte ne yapsın. Evet. Aslında 2009 senesinin yılbaşıydı. Hatta bizim sabah gazetesi birinci sayfadan vermişti. Benim Hollanda'da bir tane papaz arkadaşım vardı. Kızıyla birlikte Türkiye'ye geldiler yılbaşında. Ee, dedim yani yılbaşında Türkiye seyahati İstanbul. Ee, kızım Müslüman dedi. Kızım dedi peygamberin gömleğini, hırkasını görmek istiyor dedi. Ben onun için dedi sadece kızımın dedi hatırı için dedi. Kızım ...Peygamber'in o hırkasını görsün evet. diye... ...geldim. Gittik. Ey be. Ne hoş baba. Çok hoş. Evet. Gerçekten evet. 2009 yılında... ...mart ayındaydı sanıyorum. 2009 yılbaşıydı. Ve şeyden de... ...Sabah Gazetesi'nin... ...birinci sayfasında sabah onu... ...haber yapmıştı. Papazın hoşgörüsü... ...diye. Öyle bir... ...haber yapmıştı. Çok hoş gerçekten. Evet. Hakikaten. Ve İstanbul gerçekten... ...bu anlamda çok... Şanslı. Evet. E Eldatun Tayyip'e dönmemişler evet, boşuna. Gerçekten öyle. E, eskiden kandillerde e, sabaha kadar müthiş bir hareket evet. olurdu. İstanbul böyle dalgalanır. E, oradan oraya, Eyüp'ten Sultanahmet'e, Sultanahmet'ten Hırkayı Şerif'e, Fatih'e. Böyle dalga dalga insanlar sabaha kadar devam ederdi bu. Çok hoş gerçekten. Peki yani şimdi peygamberimiz tabii siz peygamberimizle ilgili zaten işte münacaatlarınız, çok güzel şiirleriniz var. Onlardan bir tane daha lütfeder misiniz sevgili hocam? Efendim Fuzuli'nin su kasidesini bilmeyen yoktur. Ben Fuzuli'nin başka bir gazelinin matla beytini söyleyeyim. Lütfen. Bakın neler yapmışlar. Lütfen. Fuzuli'nin su kasidesi edebiyatımızın abidevi eserlerden biridir ve bir naat-ı şeriftir. 32 beyittir. O kadar parlak bir eserdir ki Fuzuli'nin başka naatleri de olduğunu örtmüş üstünü. Ancak araştırarak buluyoruz. Fuzuli'nin yüze kadar başka naat şerifleri de var. Ama su kasidesi çok meşhur olduğu için insanlar dikkat etmemişler. Onlar geride kalmış. Fuzuli'nin işte geride kalmış olan bir gazelini üzerine bir de makale yazdım. Buldum. İki beytine, beytini size örnek vereyim. İlk beyit, matla beyit şöyledir. Ey olup mirac burhanı uluvvi şan sana, yere inmiş gökten istikbal için Kur'an sana. Bunu Hazreti Peygamber'e hitap ediyor. Çok güzel. Ey olup mirac burhanı uluvvi şan sana, yere inmiş gökten istikbal için Kur'an sana. Diyor ki günümüz Türkçesine indirgeyim. Ey miracın yüceliğine delil olduğu peygamber. Kur'an bile senin gelişini karşılamak için gökten yere indi. Mirac yükseliş, Kur'an iniş, nazil olmak. Evet. Şairin hayal alemindeki tezada dikkat edin. Ve şunu diyor bir beytinde. Mahinevdir yoksa sen kıldıkta seyri asıman. El götürüp getirmiş asuman iman sana. Diyor ki bu gördüğüm hilal ay mıdır? Yoksa sen miraca çıktığın gece gökler seni tebrik etmek için sana kelime-i şehadet getirdiler. Bu göklerin parmağı mıdır? Anlamıyorum. Şu sanata bakın siz. Evet. Şu alemi algılayışa bakın. Peygamberimizin miraj gecesinde göklerin onu tebrik etmek için adeta kelime-i şehadet getirmesi. E, hafif, hafif eğri parmağa benzetiliyor hilal ay. Evet. Şeyde de aslında şairlerimizden bir tanesi de e, Yani seni Miraç'ta e, gördü diye e, Kapanır e, yerlere gök e, secdeyi şükran olarak diye Böyle bir şey var yine bizim e, şairlerimizden evet. bir tanesi şey var mesela bu Laedrin'in söyleyeni belli kap, kap. değil Ol Muhammed Mustafa'dır rahmeten hı. lil alemin Bende medfundur diyor eflake fahriyler zemin Ravzasın edip ziyaret dedi Cibril-i Emin. Hazıhi cennatu adnin fedhuluha halidin. Evet. Ee, evet hocam. Ee, peki. Bu arada sizin e, şiirlerinizden bir tane e, yine biz okuyalım. Çünkü şiirler ben bugün istedim ki özellikle birazcık şiir bol ee, bir olsun sırrımı istedim. sırrımı vereyim. Hiçbir programda bu kadar kendi şiirimi okumadım. Ee, evet. E, <laughs> sağ olun. <laughs> Gelsin çile, gelsin de safasın süreyim ben. Bin mihnete ömrümle tanınmış süreyim ben. Kalkıp gideyim Harput'a pirin eşiğinde, teslim kılayım paslı perişan yüreğim ben. Alem yine şadan, yine zevkinde zamane, hamdolsun onun lütfuna, tam bir fireyim ben. Gül kendisi bizzat ne dikenmiş, bana sor ki, baştan başa her an yarayım ben, vereyim ben. Zülfün benim olsun tek asılsam da kabulüm. Zülfün ile savrulmaya bin can vereyim ben. Ufkum gibi sonsuz uzayan saçları arzum. Bir ben çözeyim, ben tarayım, ben öreyim, ben. Mısra saçılır bir duruşundan, bakışından. Canan dedi sen şair isen, şaireyim ben. Çok güzel. Şeyde, e aslında şiirde zirve nedir sevgili hocam? Yani kimdir? Efendim birinci bölümde demiştim. Onu biz zaten bilemeyiz. Yüzyıllar sonrasına dededen toruna ezberden ezbere geçiyorsa o şiirdir. Yani ben özellikle tabii yani şunu kastetmiştim yani peygamberimizle alakalı hani ne bileyim münacatlar var. Ya yani şiir yazılmıştır ama işte münacat yoktur içinde, naat yoktur içinde falan. Yani genelde şairlerin hepsi böyle münacat veya naat yazarlar mı? Sizde e, e, nasıldır yani durum nasıldır? Ben Efendim, o açıdan... E, 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 şöyle tabii Türklerin Müslüman olmasından sonra <laughs> bütün Türk edebiyatı İslam'da etkilenmiş, mayalanmış oluyor. Doğal evet. olarak her şair mutlaka bir tevhid yazıyor Allah'ın birliğine dair. Evet. Nacat yazıyor Allah'a yalvarış. Naat-ı Şerif yazıyor peygambere <laughs> şiir. Bu adeta gelenek haline alıyor. Fakat yazmayanlar da var elbet. Yazmayanlar niye yazmıyor? Edep. Edep. Ben kimim ki diyor. O da ayrı bir şiir aslında. Yazmamak ayrı bir şiirdir. Mesela Baki Şair Baki'nin nahtı yoktur. Nahtı yok Baki'de. Niçin? Baki çok büyük bir İslam alimi. Eserleri var. Mekke, Medine kadılığına kadar getirilmiş bu adam. Ve divan yazmış. Böylesi bir adam peygamber e şiir yazmaz mı? Hı hı. Niye yazmıyor? Edep gösteriyor. Evet. Ee, ben ancak salavat getirebilirim. Onun sünnetine uyayım bana yeter diyor. Bu da ayrı bir şiirdir aslında. Evet. Saygı gösterilmesi gereken bir tavırdır. Sizde e, münacaatlar var. E, ...naat... naat, naat e, ...şöyle dedim, şey. divanımın tamam, ...naat için uzun yıllar bekledim. Doğrusu ben Hı. de... ...çekindim, ürperdim. Ya, peygamber'e nasıl şiir şey söyleyelim ya? Yani Bir kişi ki Allah övmüş. Allah'ın ödünü... ...ben nasıl övebilirim artık? Peygamber'e nasıl şiir şey şey söyleyelim? Peki şöyle? ondan böyle... ...okur musunuz lütfen hocam? Onu bir bulayım. İşte... ...17-18 sene sonra nihayet... ...nasip oldu. Biraz da edep perdesini yırttım. Peygamber'imize bir gazel yazdım. Zannediyorum... 2007-8. <laughs> Onu bir bulabilsem. Var mıdır? Ha buldum. Eyvallah. Bırakır mı yaratan alemi rahmetsiz efendim? Ebedi sizsiniz alemlere rahmet siz efendim. Ne kadem 63 ak, ak yıl boyu bu seyledi toprak. Şu dönen küreye tacdır o ayaktan iz efendim. Şunu bildirdiniz ey aleme peygamberi zişan ebediyet dahi mümkün ve beka caiz efendim. Bu cihan dilsiz ufuklarda sağırken siz olunca dirilip arz hatip oldu sema vaiz efendim. Bilelim siz ile şahım nedir Allah'a kul olmak. Olalım kul baş eğilsin ve bükülsün diz efendim. Ne buyurduysanız el hakki vahidir size haktan. Diyoruz işte semi'na ve ata'na biz efendim. Size kurban olunur başka söz olmaz size karşı. Cizimet etmədə billahi kelam aciz efendi. Çox xoş Ne güzel Cenab-ı nefislerin aile eylesin inşallah. Amin. Peki hac umre oldu mu sevgili hocam? Umre oldu. Umre oldu. Umre oldu, umre oldu. sağ olsun Allah razı olsun bir yakınımın tavasutuyla yardımıyla umreye gidebildim. Gittiniz peki evet. gittiğiniz zaman e, var mıydı e, bu gazeliniz yok, yok Ondan muyum? sonra dönüşte durur. Ee, i̇nşallah yedim. bir gün bunu efendimize e, gidip e, okumayı ister misiniz? İnşallah e, kim istemez. Evet. <laughs> e, Ünal Ensari e, Üsküdar Bakırköy e, savcılarından Ünal Ensari e, o e, alemlere rahmet olarak geldin e, hatta Efendimizin e, Ravza-i Muhtahara'da Efendimizin huzurunda e, ümmetine şefaat vaat eyledin güzel ahlakı sen itmam eyledin salat selam sana ya Resulallah hatta orada hem yazmış hem de evet, insan makamında Bir de mesela, şey var Medine'ye giriş hicret oluyor evet. ya Medine'liler günlerce bekliyorlar. Yok evet. hava çok sıcak. Yollarda bir şey mi oldu? Çünkü arka yollardan öldürülmemek için evet. normal yoldan gelmiyorlar. Bir kılavuz onları kestirmeden evet. Medine'ye evet. getiriyor. Herkes hayra. O Çağrı evet. filmde o sahneyi ne güzel. Herkes evet. ağaçlara bak bakıyor evet. ya. Ve geliyorlar. Kendileri düşünün bir şehir için bundan daha büyük devlet olur mu? Medine o gün arşa yükseldi. Evet. Medine o gün arşa ala oldu. Dalıyor o kalabalığın içine süzüle süzüle devenin üzerinde. Bir anda Hepsi birden Tala al Badru aleyna diyorlar. Rivayete göre o anda hepimiz söyleyi verdik önceden bilmiyorduk Aha, diyorlar. Çok hoş. Bir anda birkaç kişi de birden aynı ilham. Evet. Ve herkes o koraya katılıyor. Evet. Allah rahatsız, üstümüze ay doğdu diyor. Daha ne olsun? Çok güzel. Nabi'nin de e, evet. merhum Nabi Nabi'nin de çok güzel. E, Sakın terki edepten. Ku'yi mahbubu hudadır bu. Nazargah-ı ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu. Bu hakin pertevinden oldu deycuri adem zail. Amadan aştı mevcudat çeşmin tutiyadır bu. Habibi kibriyanın habgahıdır fazilette. Tefevvuk kerde-i arş-ı cenab kibriyadır bu. müraat edep şartıyla gir bu dergâha nabi. Mutaf-ı kutsiyandır, cilvegâh-ı enbiyadır yani, bu. Evet bunu da Amir Hoca, ee, buradan sevgili Amir Hocamız da selam, selam evet selam diyoruz. Hocam da bunu besteledi. Ee, evet ilahi olarak besteledi. Miraç'ta simasını seyretti diye kapanır yerlere gök secdeyi şükran olarak böyle bir evet. beyti, bir, Yani yine ünlü şair. şey demektir. var. Hanımlarından Hazreti Ayşe annemiz şaireydi. Evet. Bir kıta söylemiş peygamberin yüzüne karşı. Ne şu ya Allah verdi mi veriyor peygamberin hanımı Hazreti Ebu kızı. Evet. Bundan büyük asalet olur mu? Yeryüzünde daha asil hanım var mı? Hayır. Baba Hazreti Ebu Bekir, koca alemlerin efendisi. Evet. Efendimiz e, takunyasını güneşe karşı tamir ederken sıcak ter başlıyorum yüzünden mübarek sakalına doğru akarken e, o mucize zaten sahabi diyor gül kokuları geldi ki bilirdik o terliyor. Sadece yeryüzünde onun teri gül kokar. Başka bizim terimiz ekşi kokar ayrı ama onun teri öyle. Çok mükemmel bir manzara. Peygamberimizin yüzünden ter akıyor sakalına doğru. Farkında değil. Kendisi şeyi tamir ediyor. Hazreti Ayşe manzarayı görünce bir ah çekiyor ve makamla şu kıtayı okuyor. Türkçesini söylüyorum. Arapçası hakkında değil. Ee, Yusuf'u gördüklerinde parmaklarını kesen o kadınlar var ya ey Allah'ın Resulü. Asıl şimdi sizi görmeliydiler. Vallahi ciğerlerini parçalarlar. Evet, evet. Bu bir kıt. Ah. Kocasına söylüyor bunu. Eyvallah. Sevgili hocam... E aslında tabii konuşacağımız. Ki genelde hangi konularda daha çok yazıyorsunuz şiirlerinizi? Efendim aynen şeydeki gibi yani bağlayıcı bir şey. Yani bir şey niyet ettim mi yazamam ben. Evet kendiliğinden geliyor. Evet, evet. Eyvallah. Yani önceden ben ben karıştığım şey olmuyor. Eyvallah. Karışmamalıyım. Ee, sevgili hocam programımız yani süre bitmiş aslında ben yani nasıl bitmiş. Burada divanı konuşmadık. Divan... E... O önemli, onun için getirdim. Bu merhum hocam Abdülkerim oğlunun tavsiyesiyle ben sadece Osmanlıca'dan Latin harflerine çevirdim. Bütün çalışma ve basıldı. <laughs> Bunu yazan zat Süleyman Şadi Efendi karşılıdır. <laughs> Ermeni hadiselerinde şehit edilmiştir. Nakşibendi halifesidir. Çok büyük bir divan şairidir. Eseri 1990'larda bulundu. O zamanki karmaşadan İstanbul'a gelememiş. <laughs> Gelseydi zamanın fuzulisi olurdu. <laughs> Çok rahatlıkla söyleyebilirim. Maalesef şehittir kendisi. Eyvallah. Cenab-ı Hak e, rahmet eylesin Amin. inşallah. Şefaatine erişsin. Amin. 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 Sevgili hocam hayatınızda iz bırakan dostlarınız, hocalarınız, arkadaşlarınız, talebelerinize hocalarınıza, akrabalarınıza, Harput'a, Elaziz'e söylemek istediğiniz bir mesajınız. Ben öncelikle gerçekten e, çok Onur duydum sizin burada misafir etmekten. Ee, Allah razı olsun. Şimdi. Ya acaba bana şöyle bir soru sorsaydın da yani onu da cevaplasaydım dediğiniz e, yani böyle sorular falan hazırladım ama hiç onların şey yok o, zamanımız Önceden da yok. Önceden hazırlanılmıyor. olabilir. Ey, evet. Eyvallah böyle istedim ki doğal olsun. Son mesajınız, neler söylemek istersiniz? Ondan sonra yine programı da sizin o güzel, ben ilahi diyorum, siz gazel deyin <laughs> evet. ama münacaattır o, yalvarıştır. Ya Rab benim her müşkülüm, lütfunla, lütfunla sen asan buyur. Evet. Allah'ım sen bizim bütün sıkıntılarımızı Aynen. lütfunla sen asan buyur. Ne evet. kadar güzel, Aynen. çok hoş. E, onunla veda edeceğiz. Ben sizin son olarak... Hayatınızda iz bırakan dostlarınız olur, ne olursa olsun talebelerinize mesajınız olur, e, şiir yazmak isteyenlere mesajınız olur, e, neler söylemek istersiniz? Evet. E, Hayatımda iz bırakıp da şu anda hayatta olmayanlara tabii ki rahmet olsun. Amin. Onlara rahmet olsun. inşallah. Hayatta olanlara selam olsun bu programda. Eyvallah. Şiir yazmak isteyenler dediniz, şiir yazmak istenilmez. Şiir yazılır. Yazılır. Şair de olur. Onun yani bu heves olacak bir şey, bir şey değildir bu. Eyvallah. Bir tavsiyem yok yani. Evet. Ee, peki son olarak şu anda bizi dünyanın çok farklı coğrafyalarında seyrediyorlar sevgili seyircilerimiz. Yurt dışına da gider misiniz hiç konferanslar için? Şu, Hiç ana oldum. kadar gitmedim. Gitmediniz. Gittiğim yer yurt dışı Umre'dir bir de Kıbrıs'a gitmişim. Kıbrıs'a gitmişim inşallah. E, ileride e, yani bu nasip, nasip efendim. Bu, bu, bu güzel şiirler, bu güzel gazeller e, istiyorum ki yurt dışında da. Çünkü yurt dışı, hani hasreti özlem dediniz ya. Onlar işte hasreti, özlemi en çok duyanlar evet. onlardır. Bul vatan, minel iman. Evet. Vatan sevgisi imanlardır. Eyvallah. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Gönlünüze ben teşekkür sağlık. Ederim. Ben bundan sonraki programlarınızda da yine sizi takip etmeye devam edeceğiz. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler efendim. Elaziz'e -El selam olsun, Van'a selam olsun, evet. talebelerinize selam olsun. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam ve sizin... O tamam. çok güzel e, ilahinizde programı kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimiz, böylece bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ama sizlere e, sevgili hocamın çok güzel bir ilahisiyle, Ya Rab benim her müşkülüm, lotfunla sen asan buyur ilahisiyle veda ediyoruz. Uşak makamı, beste Hüseyin İpek, sözler e, sevgili hocama ait. Allah'a emanet olunuz. Penny. San buyur, gele kulum ey pür koşur ey cümleden ok san buyur. 80 buyur 90 buyur kalbim ki aşktan sert eser yangın yerin den bin beter mecnun dahi bundan diler bir zerresin ihsan buyur Mecnun dahi bundan diler bir zerresi ihsan buyur. Gül sarı ümit solmasın avucum dahi boş kalmasın gül sarı ümit solmasın avucumda boş kalmasın bir damla zayi olmasın ey rahmeti nisan buyur ey rahmeti 니산 보유